tır şoförüyüz. Uluslar arası çalışıyoruz. Uzun yıllardır bu yollardayım. Şoförüm ben, Ukrayna'dan geliyorum. Şoförüm. Vallahi ne yapayım, vallahi şoförlük yapıyorum. C-Line Haydarpaşa operasyon müdürlüğü yapıyorum. Çernomorsk, İstanbul limanları arası düzenli servisler verir. Haftada 2 sefer olmak üzere ayda 8 sefer yaparız. Yükümüz genel olarak rolling kargo dediğimiz tır ve romok taşımacılığı yapıyoruz. Ben narıncı taşıyorum. Ukrayna, Rusya, Belarusya. Devamlı bu yollardayız. Genelde beyaz Rusya'ya, Ukrayna'ya gidiyoruz da şu an Litvanya'ya gittim. Sonra oradan Polonya'ya geçtim. İlk kaldım, geri döndüm şu an. Yok, Ukrayna'ya gidiyorum, Gürcistan'a gidiyorum, Azerbaycan'a gidiyoruz, İran'a gidiyoruz. Ortaca'dan geldim, Alaşehir'de gümrük yaptım, Odessa'da boşaltma. Hadi şeyde, hadi. Kiev'de. Gemimiz 3 katlı bir gemidir. Ortalama 125 ila 130 araç kapasitesi vardır. Roro. Bizim gemimiz Roro'dur. Hatta şunu da ekleyeyim, Ropax. Hem yolcu, hem Roro. Gemimizin için rahatlık, istediğimiz her şey var gemide. Zaten arkadaşlar sağ olsunlar, yemek konusunda olsun, çay konusunda olsun, artı barımız var, dinlenme salonumuz var. Canımız ne istiyorsa yapabiliyoruz, onda bir engel yok bu gemide. Rahatız gemide, yani 24 saat boyunca en azından biz şoför olduğumuz için ıstıratımızı gemide yapabiliyoruz 24 saat içerisinde. O yüzden de gemiyi seviyorum. Gemide sevilecek bir şey yok ki. İnsanlar var, arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızla oturuyoruz, oturma yerlerimiz var. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Başka bir şey yok. Gemiden sevilecek bir yer yok ki. Karadeniz'im. Denizi sevdiğim için gemileri de severim herhalde. Ama denizi çok seviyorum. Yani gemiyle bir dalga falan yoksa gemi... Dediğim gibi bir sessizlik var, bir rahatlar. Thank you.
kaynağından bir sebep ise de aynı. Bazı insanlar, arkadaşlarımız var, binemiyor zaten. Mide bulantısı var. Çok kötü yani. Bunun üzerine çıktığın an sanki hava boşluğundasın. Beni en sevdiğim şeylerden bir tanesi, denizde birçok farklı hava görüntüsü yakalayabilirsiniz. Yani bir bakarsanız önünüz kapkaranlık bir yer. Bilirsiniz orada bir yağmur var, bir fırtına var. Ama arkanızı dönerseniz bir bakarsınız günlük güneşlik. Güzel bir güneş batışı görürsünüz. Bir bakarsınız gece her yerde şimşekler çakıyor ama şimşeğin sesini duymuyorsunuz. Açıkta görebiliyorsunuz ışıkları. Çok uzak bir yerlerde bir fırtına var ve sürekli şimşekler çakıyor. Sadece görüntüyü görebiliyorsunuz. Vallahi iş icabı sevmem lazım. Sevmesem zaten bilmem. Yani hava güzel olursa güvercede oturup çay içmek, arkadaşlarımızla sohbet etmek ya artık sabaha karşı mehtabı izlemek, ayın ışığını izlemek güzel oluyor yani. Bunlar da güzel oluyor. Denizcilik sektörü tabiri caizse şöyle bir şeydir. Denizcilik sektörü sigara gibidir. Sigara keyif verici bir şeydir ama yavaş yavaş sizi öldürür ve onu bırakamazsınız kolay kolay. Bu sektörde öyledir. İnsanı yavaş yavaş yaşlandırır, yavaş yavaş onun hayatından götürür ama verdiği keyif dezavantajlarını görmenizi engeller, mutlu eder sizi. Şoförlük dünyanın en ağır işi. Önceden şoför dediği zaman şoför kimse bulamıyordu ama şimdi şoförlük düşmüş, neden düşmüş? Emekli insanlarımız halen bu yollara geliyorlar, gençlere bırakmıyorlar bu işleri. Ben tek bir isteğim var, kim olursa olsun, kaç yaşında olursa olsun muhakkak ki o insanın çalışmaya ihtiyacı var. Yani paraya ihtiyacı var ki çalışıyor ama arkasından gelen nesile bir destek versinler. Yaşamımız pek sağlıklı değil. Gittiğimiz her yerde bekliyoruz. Yüklemelerde, boşaltmalarda, gemiye binmelerde. Arabam var. Arabam var ama param yok. Para kazanamıyorum. Gidip gelin işçiliğimi bile kendi, ben başka bir yerde çalışsam işçiliğimi alırım. Yani çalıştığımın emeğini alırım. Ama kendi arabamla gidip geliyorum yine bana emeğim kalmıyor. Yani rezillik, şu rezilliğimize bak. Yani 10 gün, 15 gün bana yapamadığımız günler de oluyor. Yapamıyoruz kardeşim. Yani zor bu işler. Yurt dışında olduğumuz zaman transportlar mı problemimiz? Devletimizin yetkilendirdiği konsolosluklarımız şoförlerle kesinlikle ilgilenmiyorlar. Bu konuda rezil oluyoruz. Yani İran da aynı, Ukrayna'sı da aynı, Rusya'sı da aynı, Kazakistan'ın da ayrı. Yani çok ülkeye gittiğim için problemimiz olduğu zaman, telefon açtığımız zaman ben şoförüm dediğim zaman konsolosluk çalışan arkadaşlar telefonu yüzümüze kapattığını biliyorum. Onlar oysa bizim için oradalar. Chips, dude, and pizza.